Evet, merhaba. Hayat Ağacı'na hoş geldiniz. Yeni bir programa başlıyoruz İmece'de. Esra Yalazan'la birlikte her cumartesi 13.30'da burada karşınızda, ortamızda Hayat Ağacı ile birlikte sohbet edeceğiz sizlerle ve kendi aramızda bazen de konuklarla. Evet. Hayat Ağacı diye bir program seçtik. Hayat Ağacı'nın anlamını biraz sonra Esra bize kısaca anlatacak. Ama neden böyle bir program tercih ettiğimize dair çok kısa bir açıklama gerekirse, büyük kelimelerden, çok kocaman cümlelerden bağımsız konuşabilmenin, günceli de bu şekilde konuşabilmenin mümkün olduğunu göstermek, en azından bunu denemek istiyoruz. Ruhsuz kelimeler ve ruhsuz kelimelerin bir araya gelmesine oluşan uzun cümlelerle ne kadar çok şey anlatılabildiği ya da iletilebildiği çok şüpheli. Acaba diyoruz, büyük sözler ve ruhsuz kelime yığınları dışında bir anlatım tekniğini, bir anlatım yöntemini, usulünü, üslubunu bu programlarda bulabilir miyiz? Böyle bir derdimiz var, böyle bir kaygımız var. Edebiyat olacak, sanat olacak, sinema olacak elbette. Bunlar üzerinden kelimelere ruh kazandırmaya çalışan insanların yardımını da alarak güncel sorunları tartışmaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Bugün sadece ikimiz varız. Sizlere kendimizi ve derdimizi anlatabilmek için konuk almadık. Başka programlarda, önümüzdeki günlerde konuklarımız da olacak elbette. Evet, şimdi söz Esra'da. Ben de. Ya aslında çok güzel özetledin şu ana kadar olan çabamızı, niyetimizi denemekle ilgili sebepleri. Şimdi bu biraz evvel bahsettiğin bu hani güncel meselelerin her gün tüketilen sözcüklerine takılmayalım meselesi beni de çok ilgilendiriyor. Çünkü ben bunun yazıdaki karşılığını biliyorum. Bunun yazıdaki karşılığını sen de çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla bunun bir şekilde sohbet ederek, televizyon izleyicisiyle paylaşarak nasıl olabilir formülünün neticesini ben de merak ediyorum. Evet. İkimiz de heyecanlıyız. Evet, ben evet. Bu kadar televizyon tecrübesi olan biriyim. Evet. Sonuçta 2,5 yıldır İmece ekranlarındayım, evet. Başka kanallarda da varım ama bu farklı bir tecrübe olacak benim için. O nedenle gerçekten heyecanlıyım. Belki çok uzun zamandır ilk defa kamera karşısında heyecanlandığımı gerçekten itiraf edeyim. Evet. Ben daha çok heyecanlanırım diye düşünmüştüm ama format biraz farklı olunca da hakikaten bu insana heyecan veriyor. Bence de iyi bir şey. Şimdi biraz evvel Hayat Ağacı'ndan bahsettin. Aslında çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Pek çok izleyicinin de bildiği gibi muhtemelen Hayat Ağacı çok kadim kültürlerde, çok çok eski çağlardan beri neredeyse bütün dinlerde, mitolojide, dini mitoslarda ve kültürlerde çok önemli bir sembol. Ezoterik anlamları var, ayağı yere basan, daha hakikate dayalı anlamları var. Dolayısıyla bizim bu konuştuğumuz sınırlar veya sınırsızlık içinde Hayat Ağacı'nın bize iyi bir referans olacağını düşündüm. Evet. Çünkü bizim için özgürlükler, farklı dinler, diller, etnik kimlikler önemli. Ve aşağı yukarı her ne konuşursak konuşalım galiba biraz bunların çerçevesinde dolaşacağız. Öyle görünüyor. Leyla İpekçi'ye buradan bir teşekkür ve selam gönderelim. Evet, güzel selam bir mesaj atmıştı bize. O ağacın gölgesinde kim bilir ne şairler ne yazarlar vardır demişti. Aynen. Elbette bu bize biraz fazla sorumluluk yüklüyor. Evet. Çok çalışmamız lazım onların bu övgülerinin hakkını verebilmek için. Böyle bir anlamı da var. Sonuçta Hayat Ağacı ya da bizatihi ağaç. Ağacın yakın kendisi zamanımızda ne kadar çok çağrışım olduğunu da biliyoruz. 3-5 ağaç diye küçümsendiğini de biliyoruz. Evet. Her şey bir ağaç yüzünden mi gibi sorular da var. Maalesef. Bir de gölgesi var, yaprakları var, her şeyi var. Bunlar ve kökleri var. Kökleri var. Toprağın altında kalan kökleri var. Şimdi bunları konuşacağız. Niye sinema elbette pek çok yönetmenden, sinema yazarından alıntılar yapabiliriz ama benim aklıma en sevdiğim yönetmenlerden Haneke'nin sözleri geliyor. Bir söyleşisinde başlık şu zaten, kelimeler tehlikelidir, onlara güvenmem. Kastettiği şeyin ruhsuz kelimeler olduğunu anlayabiliyoruz söyleşiyi okuyunca. O nedenle ben başka yerde arıyorum hakikati. Yani sadece kelimeler ve
kuru kelimeler ya da onların yığılmasından oluşan cümlelerle hakikat iletilemez hale gelmiştir. Eskiden de böyle bir sıkıntı vardı ama şimdi bu çok fazla söz yığılıyor üstümüze. Çok fazla iletişim kanalı var, aynen, internet var falan ve kaybolabiliyoruz. Yani hakikati gölgeleyen hatta boğan bir tarafı var kelimelerin, ruhsuz kelimelerin. Şimdi biz bu kadar çok konuşunca kelimelerle hakikatimizi de zorluyor muyuz? Onu da bilmiyorum ama ikincisi yine pek çok alıntı yapılabilir ama doğrudan bir edebiyatçıdan değil de önümüzdeki günlerde işleyeceğimiz konulardan kayıplar meselesini, evet, Arjantin özelinde ama daha genel bir çerçevede oturtarak inceleyen çok güzel bir kitap var. Beatrice Sarlo'nun Geçmiş Zaman isimli kitabı, bellek kültürü ve özneye dönüş üzerine bir tartışma diyor. Evet, bir sürü akademik söz var burada, bir sürü öyle ruhsuz diyebileceğimiz cümleler de var. Ama o kadar güzel filmler ve edebiyat örneklerini de aktarmış ki, bunu neden yaptığını son paragrafında, kitabının son paragrafında şöyle anlatıyor, izninizle okumak istiyorum. Edebiyat hiç kuşkusuz masaya yatırılan sorunları çözmeye yetmez ya da tüm sorunları çözmez. Onları açıklamaya da yetmez ama edebiyattaki anlatıcı deneyimi her zaman dışarıdan düşünmeyi sürdürür. İnsanlığı karabasanlara sadece maruz kalmak zorunda olmadığı, onu denetim altına da alabileceği izlenimini verir. Bize bir başka hakikat gücü verir demeye çalışıyor ki kitabın önceki bölümlerinde edebiyatla hakikat arasında bir bağ kuruyor. Konuşacağımız konulardan biri hakikat ile gerçeklik arasındaki farktır. Muhtemelen bu her programımızda karşımıza gelecektir. Aynen. Edebiyat hakikate yürümenin çok daha emin, çok daha güvenilir bir yolu. Çok daha imkanlı da bir yol. Ve imkanlı bir yol. Evet. Tam da bu noktada ben de aslında geçtiğimiz günlerde yeni Türkçe'ye çevrilen George Orwell'in Neden Yazıyorum kitabına başladığımda şunu gördüm. Aslında Orwell bir yanıyla da çok politik bir yazar biliyorsun. Gerek Hayvan Çiftliği gerek 1984'te. Meseleye sadece edebiyat ve sanat penceresinden değil politik açıdan da bakıyor ve bunu önemsiyor. Onun da şöyle bir tarifi var. Aslında diyor ki hiçbir kitap politikadan bağımsız değildir. Ve sanatın aslında politik olmaması gerektiği fikrinin bizzati kendisi yeterince politiktir diyor. Evet, evet. Bence bu bakış da biraz bizim programımıza ışık tutacak diye düşünüyorum. Çünkü başında da konuştuk ya, siyasetin, maalesef o sözcüğü kullanacağım, sığ kısır döngüsüne kapılmak bence pek çok yorumcuyu, gazeteciyi biraz yoruyor, hırpalıyor diye düşünüyorum. O yüzden hani birazcık bunların dışına çıkıp güncel meselelere, çözümsüzlüğümüze başka bir pencereden bakabilirsek ne mutlu bize. Aynen öyle. Hatta şunu da söyleyeyim. Sen o yorma kelimesini kullanınca not almıştım. Heyecandan onu da girişte okumayı unuttum. Şimdi söz çok söze çok yükleniliyor. Söz, evet, yoruluyor. Aynen. Sözü kullananlar yoruluyor. Dinleyenler yoruluyor. Bu kadar çok söz aslında bir süre sonra herhangi bir hakikat bağlantısını da içermez hale geliyor. Ve sadece bir kavga ya da haklılık, yani hakikatten kopuş haklılık kavgası ya da haklılık cebelleşmesi diye, aynen, bir şey yaratıyor. Ve kutuplaşma yaratıyor. Evet, sonuçta edebiyat o kadar çok geniş bir alan sunuyor ki bize, sinema da öyle. Kendi sözlerimizi de üretme imkanı, hayaller içinde başka dünyanın mümkün olduğu, mevcut en çözülmez görünen sorunlarımızı da başka dünyalarla düşünerek çözebileceğimize dair bize yeterince kaynak verir ya da epeyce kaynak verir. O nedenle buradan böyle bir program yapalım istedik ve bugünkü konumuz sınırlar ve duvarlar. Oradan istersen yine devam etsen Esra. Nasıl başlayalım? Şimdi aslında bu Rojava meselesinden hareketle biraz bunları da gündeme getirmeyi düşündük. Birkaç haftadır biraz siyasetin, sıcak siyasetin ortasına duruyor mesele ama sınırlar duvarlar meselesi insanları antik çağlardan beri ilgilendiren hakikaten çok sıkıntılı bir mesele. Şimdi Türkiye'nin modern tarihine bakarsak bu coğrafyadaki sınırlardaki hayatlar üzerine konuşacaksak eğer belki biraz bu coğrafyaya dair bir hangi, yani sınırlarda
neler oluyor? Bugüne kadar neler oldu? Sen bu arada sınırda büyümüş bir sınır çocuğusun. Belki biraz sonra biraz bize izlenimlerini aktarırsın. Ben de ilk defa dinleyeceğim, çok sevinirim. Biraz ilk önce bizi çerçeveleyen sınırlarda ne olup ne bitiyor? İstiyorsan ona bakalım. Olur tabii, ve filmlerimiz var, evet. Edebiyat da var. Tabii metinlerden de yararlanacağız, evet. Yardım alacağız. Evet. Şöyle tabii ilk Rojava'dan başladık. Şimdi hı hı. Rojava kelimesi Türkiye'de yeni alışılan ve kullanılan bir sözcük. Hı hı. Daha doğrusu Kürtler dışında kalan kesim bu kelimeye çok aşina değildi. Yeni duyuyor. Hı hı. Rojava dediğimiz şey aslında Kürdistan'ın bir parçası. Evet. Şimdi Kürdistan kelimesi de kullanılıyor. Evet, rahat rahat kullanılıyor. Tarafından. Gerçi biz burada kullanıyorduk. Şey, Kürdistan dediğiniz şey de bölünmüş bir coğrafya. Evet. Sadece coğrafya mı bölünmüş? Tam sınır orada önem taşıyor. Hayır. Benlikler bölünmüş. Tarih bölünmüş. Hafıza. Kültür bölünmüş. Hafıza bölünmüş. Dil bölünmüş. Yani sınır sadece bir toprak parçasını diğer toprak parçasından ayıran basit bir duvar ya da bir tel örgü değil. Hı hı. Aynı zamanda ruhlara çekilen korkunç bir hançer. Yani hı hı. öyle bir uzun hançer ki ruhu ikiye bölmeyi hedefliyor. Evet. Şimdi Türkiye bu açıdan hakikaten çok ilginç bir ülke. Hı hı. Çok önemli bir laboratuvar gibi duruyor önümüzde. Yani Güneydoğu sınırına baktığınızda Türkiye'nin bölünmüş halkları ifade ediyor o sınır. Aynen. Sonra batıya döndüğümüzde Yunanistan'la bakıyoruz. Hı hı. Yine bölünmüş halkları anlatıyor ki Yerasimos'tan sanıyorum bize bir örnek de aktaracaksın. Bir de Ermenistan sınırı var. Aynen. Yani bütün benliklerimizle, tarihimizle ve alışkanlıklarımızla birlikte büyüdüğümüz halklarla bu topraklarda yaşayanların arasına çok keskin bir bıçak gibi sokulmuş bu sınırlar. Aynen. Bir de söylediklerine ek olarak belki Edirne sınırını hatırlatmak lazım. Bulgaristan, evet. Evet, Bulgaristan. Ocaklı Kars köylüleri. Daha sonra Meriç, Edirne gene. Ardahan, Gürcülerle sınır komşusu olduğumuz yer. Onun dışında gene Hopalıların bulunduğu Ermeni sınırı. Yani hakikaten dediğin gibi bir laboratuvar gibi hemen her köşesinde bir sınır hayatı sürmekte. Ben aslında biraz sorsa bu sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın her yerinde neden bu kadar acımasızdır diye geniş bir soru sormak istiyorum ama onun için nasıl doldururuz bilmiyorum. Ya tabii şöyle, bu sınır dediğimiz kavram eski bir kavram ama hı-hı. olgu yeni. Hı-hı. Yani bu modern dünyada ortaya çıkan hı-hı. bir şey. Modern devlet diye adlandırılan bir yapı işte, bir hı-hı. canavar ve ulus devlet. Yani hı-hı. insanları bir toprağın içine sıkıştırıp orada istediği gibi yönetmek ve ona bir, belki de ve çoğu zaman istediği bir kimliği dayatmak için bir hapishane duvarı hı hı. diye düşünmek lazım sınırları. Hı hı. Yani bir insan kitlesini ben kontrol edeyim, hem iktidarımla hem kültürümle onları biçimlendireyim diye ortaya çıkmıştır. Acaba yapabiliyor mu bunu? Yapamadığı çok açık ama çok acı çektirdiği de çok açık. Çok açık. Yani bu acıyı da hedefliyor olabilir diye düşünüyorum. Eğer bu acıyı hedefliyorsa, acıyla terbiye etmeyi hedefliyorsa bunda bir parça başarılı olmuş olabilir. Çünkü çok fazla acı üretti bu sınırlar. Kuşkusuz. Onu evet. zaten biraz sonra paylaşacağımız yani sanatın pek çok alanında da bunun tezahürlerini görüyoruz. Sinemada, edebiyatta. Peki tam da aslında bunu konuşurken seni sevmediğin ruhsuz kelimelerden bir tanesiyle soracak olursak. Aslında bu yeni kuramcılardan senin de önemsediğini Wendy Brown'un evet. bugünlerde herkese belki okumasını tavsiye edebileceğimiz Yükselen evet. Duvarlar ve Zayıflayan Egemenlik. Şimdi buradaki tez kısaca, yani böyle çok akademik tezlere girmek istemiyorum ama aslında bu ulus devlet meselesinin, yani giderek silinmeye yüz tutmuş gibi görünen bu meselenin aslında sınırlar açısından bir tiyatro olduğunu, bir nevi müsamere, teatral olduğunu söylüyor. Çünkü aslında onun arkasında gene o seni sevmediğin deyişlerden bir tane küresel güçler var. Yani bu, dolayısıyla yasak kelimeler tespit edeceğiz. Evet evet, küresel güçler, egemenlik. Evet. Onlardan aslında bence de olmasın. Anti sözlüğümüz olacak. Aynen.
Ama yani bütün bu kuşatmanın gerisinde politik olarak böyle bir şey de var. Ve sen sık sık hem derslerinde hem de konuk olarak katıldığın konferanslarda bahsediyorsun diye sordum bunu. Doğrudur. Yani oraya şöyle girebiliriz. Tabii şimdi aslında örnekleri sıralarsak. Biz Türkiye'de Rojava sınırında Nusaybin'de benim memleketimde örülmek istenen yine Rasulayn'da Ceylanpınar'da onları biraz sonra anlatacağım. İzleyicilerimizin çoğu zaten biliyorlar bu kavramların birbiriyle, isimlerin birbiriyle ilişkisini. Oradan girdi daha çok Türkiye gündemine ama şimdi bu örnekleri şimdi sıralamıyorum. Biraz sonra belki gelir. Dünyada o kadar çok sınır, pardon duvar örülmeye başlanmış ki. Şimdi bizim bildiğimiz 3 tane büyük duvar var. Daha doğrusu 2, 1 tam, 2 yarım mı desek bilemiyorum. Tam duvar, duvarın sembolü olan Berlin duvarıdır. Evet. Yani iki dünyayı birbirinden ayırıyordu. Sadece iki şehri değil. Ki şehirleri birbirinden ayıran duvarlar benim her ziyaretimde sanki çok samimi söylüyorum içimden geçiyormuş hissi veriyor bana. Bunlardan birini de Kıbrıs'ta yaşıyorum tabii. Evet. Kıbrıs'ta Lefkoşa'nın bölünmüşlüğü vardır ve o kadar hazin bir manzaradır ki o duvarı görmek. Yani iki bir şehri ikiye bölmek, yani bir bedeni ikiye bölmek, sadece ruhu da değil. İkiye bölmek diye bir şey. Şimdi o kadar çok duvar örülüyor, sayıyor burada. Biraz sonra belki fikir olsun diye biz de sayarız. Diyor ki mesela uzaydan bir fotoğraf çekmeye kalksanız dünyada labirent gibi görünecektir. Aynen. Çünkü pek çok ülkede duvarların yükselmekte olduğunu görürsünüz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı işte hani özellikle insan geçişlerini durdurmak, yani küreselleşme son defa kullanıyorum. Yok, rahat olun. Yok, nasıl istemiyorum, kullanacağız? İstemiyorum. Tamam, peki. Ya şimdi malların, sermayenin, her şeyin rahat hareket ettiği bir dünya istiyor. Ama insanlar yerlerinde kalsın ve mümkün mümkünse en katı şekilde kontrol edebilelim onları. Evet, mesela tam da bu noktadan hareketle Amerika'nın daha evvel Meksika'ya göçü bir şekilde desteklemesine rağmen şimdi alıp insanları içeri tıkmasında ki bir iş gücü meselesi falan da var. Yani var. Bu işin bir ekonomi politiği gerçekten var aslında. Var, çok büyük bir boyut o. Şimdi bu kadar duvar örülmesi ne anlama geliyor? Yani güvenlik, kendi güvenliğini sağlamak değil bu. Elbette. Yani öyle sunuluyor ya hani güvenlik. Hiçbir yerde değil. Güvenlik sağlamak amaçlı değil bu. Evet. Güvenlik için belki de en vahşi sınırların Türkiye'de olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yani eğer güvenlik diye bir dert varsa duvara ihtiyaçları yok, hiç yok. Çünkü Türkiye ile Suriye arasındaki sınır özellikle benim büyüdüğüm Nusaybin en özel örneklerindendir. Mayın tarlalarıyla, yükselen asker kuleleriyle o kadar çok ölüm tuzağı içeriyor ki. Yani insanlar oraya ölümü göze alarak giriyorlar. Aynen. Ya da sakatlanmayı göze alarak giriyorlar. Duvarların başka bir işlevi vardır. Türkiye'deki duvarın biraz daha fazla bir anlam içerdiğini de konuştukça ortaya çıkarmaya çalışırız. Ama böyle bir şey diyebilirim işte. Şimdi sen büyük bir ihtimalle tarihleri de biliyorsun ama seyircileri hatırlatmak açısından ilk tek çitle idare edilen yıllar Nusaybin'de 1928-1954 arası ve daha sonra 54'ten sonra ciddi bir mayınlaşma başlamış. O da Barzani Kalkışması'yla beraber devam ediyor. Sonra göya bir ara temizlik yapmışlar ama gene vahim. Hatta geçenlerde Ferdan Erkut'a da buradan selam yollayalım. O Twitter'da paylaşmıştı bu mayın temizliğiyle ilgili bilgiler. Hakikaten vahim neredeyse. Özellikle son yıllarda yapıldığı iddia edilen temizliğin hiçbiri yok. Yani dolayısıyla yok temizlik, dolayısıyla yani o çok hakikaten sıkıntılı bir bölge. Şimdi burada belki tam da bilmiyorum ne dersin sarhoş atlar zamanını mı konuşalım önce yoksa sen bu Nusaybin'deki onu da kişisel tecrübelerini aslında, biraz aktarır mısın? Şunu söyleyeyim şimdi Nusaybin dediğimiz yer sınıra 0 kilometre olan bir şehir. Aslında 0 kilometre nasıl tanımlanır keşke bir görüntümüz olsaydı. Bir ana caddesi var ve ana cadde bir yerden kıvrılırken tel örgüye teğet geçiyor. Yani tel örgüyle ana cadde birbirine değiyor. Ben de tesadüfen oradaydım, gördüm. Sen gördün. Gördüm, evet. Şimdi böyle sınır hani nasıl bir amaçla konmuş olabilir ki? İki
iki ayrı coğrafya yaratmış. Fakat her iki tarafta yaşayan insanlar tamamen birbirine ait. Yani her şeyleriyle birbirine ait. Keşke daha iyisi yazılsaydı şiirin diye başlayacağım Ahmet Arif'inkinden. Daha iyi yazılsaydı da bu tür konular açılırken onları da örnek verebilseydik, ama benim okuduğum en iyi şiir Ahmet Arif'in şiiridir. Şimdi oradan istersen sen de devam edebilirsin. Yakında Nusaybin'deydin, dışarıdan bir gözle. Yani ben orada büyümüş biri olarak anlatırım. Valla benim yaşadığım sınır tecrübesi çok vahim değildi açıkçası. Çünkü ben Strasbourg'da öğrencilik yıllarının bir kısmını geçirdim. Orası biliyorsun Alsace sınırdır. Yani savaştan önce Almanya olan bir bölgeden bahsediyoruz. Benim gördüğüm en acıklı, tanık olduğum en acıklı hikaye yaşlı Alsaslıların, yani daha evvel o bölgede yaşayan Alsaslıların pazar günü ibadet etmek için Strasbourg Katedrali'ni ziyaret edip ah burası daha evvel bizim de çok fena kaptırdık demesi. Dolayısıyla benim hikayelerim öyle trajik değil. Yok, sadece şeyi de sormuştum aslında. Esra galiba onu biraz kaynadı, iyi soramadım. Nusaybin'e dışarıdan baktığında sınırdan ne hissettin? Orada, yani oradan mesela ben içinde büyüdüm, anlatırım biraz sonra. Valla ben çok kısa bir süre kaldım. Çünkü aslında orada Güneydoğu'da bir geziye gitmiştim ve bir arkadaşım bir kız çocuğunu büyütüyor. Şebnem, ona da selam dedim buradan. Onu ziyaret etmek için gittik ve çok fazla kalmadık. Birkaç saat kaldık. Dolayısıyla sınırın kenarından arabayla şöyle bir dolaşıp geldik. Ama beni ürperten şey şuydu belki. Aslında senin söylediğine çok yakın bir şey. Bu kadar hayatın içinde, yani çarşı pazar, insanların işte dolaştığı yol ve hemen ötesinde bir tel sınırdan bahsediyoruz. Sonra hatta bu bilir takip eden izleyiciler, bu Rojava'nın hareketli günlerinde orada protesto olduğu vakit tomalar bu taraftan, yani öbür tarafa su sıkıyor. Yani bu kadar yakın bir mesafeden bahsediyoruz aslında. Bu çok fena bir şey. Şimdi sınır dediğimiz zaman belki biraz da ondan bahsetmek lazım. Bir çok kültürlülük meselesi, yani sadece işin ekonomik boyutu yok, bir dil ve kültür meselesi var. Bölünen ve parçalanan bir kültür meselesi var. Dolayısıyla şimdi belki sen bahsedersin, orada zaten büyüyüp doğan çocuklar ilk önce kendi ana dillerine doğuyorlar. Sonra sokak dili. Sokak dili var ama sonra resmi dili. Yaşadıkları evet, vatanın resmi diline doğuyorlar. Bir de hemen belki 15-20 metre ötesinde ki ötekileştirilen, tırnak içinde devletin düşmanı olarak gördüğü bir başka dile daha doğuyorlar. Bu mesela bana çok çarpıcı geliyor. Bence doğrudur. Sen aslında biraz şöyle de anlatayım. Tabii Nusaybin'de doğdum ben ve aslında 90'lı yılların başına kadar da Nusaybin'le hiç ilişkim kesilmedi. Son yıllarda o zaman annem babam da geldikleri için kimse kalmamıştı. Amcam, teyzem, annem, babam kalmıştı. Babam rahmetli, demir yollarında çalışıyordu. Bir demir yolu emekçisiydi ve sınırın en önemli sembolü o bölgede demir yoludur. Dolayısıyla hem istasyonda büyüdüm, hem de demir yolu tren seyahatlerinde sınır boyunu her zaman gördüm. Onun daha önemlisi şu, ben ana dilim Arapça benim, evet, ve Arapçayla büyüdüm, ama sokakta kısa süre sonra, yani oynamaya başlayınca, Nusaybin'in, Kürtlerin daha çok yaşadığı mahallesindeydim ve Kürtçe öğrenmeye başladım kuzenlerimle birlikte. Hı-hı. Biz küçük bir Arap grubuyduk orada. Ve Kürtçe öğrenmeye başladık. İlk Türkçe okulda, daha sonra sanırım. Türkçe benim okulda öğrendiğim. Yani ben pek çok başka arkadaşım gibi, milyonlarca insan gibi Türkiye'de Türkçeyi okulda öğrendim ben. Evet. Şimdi uzun yıllar bunlar bize bir bedel sebebi olarak görüldü, kullanıldı bu ülkedeki işte egemenler, sistem vesaire tarafından. Yani Arapça aksanım dolayısıyla tabii ki dalga geçildiğine de tanık oldum. Nusaybinli olmamdan dolayı ve Kürtçe bilmemden dolayı Kürt diye hani dışlandığım, ötekilendiğim oldu. Ya, milyonlarca insan gibi. Ama şuraya bağlayacağım. Şimdi son Güney Kürdistan oluştuktan sonra oraya gidince bu kimlikte, bu diller ile büyümüş olmanın ne kadar olağanüstü bir alan açtığını, ufuk açtığını, nasıl güzel pencereler açtığını bizim programın jeneriğinde olduğu gibi. Orada yaşadım mesela, bir konferansta oturum başkanı iken
3 dilde açılış konuşması yapıyorum. İşte televizyonlara... Yani sınırda yaşamanın bu tür iyi tarafları da var. Bütün trajedisine rağmen. Ve tabii trajedisi şu, bu özellikle ticaret, şimdi Roboski'ye geleceğiz, kaçakçılığa geleceğiz ve Bahman Hobadi'nin filmine geleceğiz. Sarhoş Atlar zamanına geleceğiz. Benim çocukluğumun hiç silinmeyecek kötü anıları arasında Nusaybin'in Kaçakçılar Pasajı'nda gördüğüm elsiz, kolsuz, bacaksız insanlardı, esnaftı. Korkunç bir şey mi? Çünkü kaçağa gidip gelirken mayına basmıştır. Tamam. Ölen zaten ölmüştür ama çok sayıda kolu, bacağı olmayan insan görürsünüz. Bu kiliste de böyledir. Ceylanpınar'da da görebilirsiniz ama Nusaybin özel olarak böyledir. Bu birincisi ve tabii Roboski katliamı ikinci yıl dolmak üzere. Evet. Bunu sürekli hatırlatacağız bu programda. Elbette. Sınırın nasıl vahşi bir katliama ve katliamı meşrulaştırmak için nasıl pervasız bir argümana dönüştürülebileceğini de gösteriyor Roboski katliamı. Sınır geçilince ölüm meşruymuş gibi anlatılıyor. Şimdi ikinci örneği de söyleyeyim, sonra filme geçelim. Henüz PKK silahlı eylemlere başlamamıştı. Bu tür çatışmalar da yoktu ama biz çok geceyi silah sesleriyle geçirdik. Nusaybin'de sabahlara kadar. Silahlar patlardı. Yani bazen anlaşmalı geçişler olurdu güvenlik kuvvetleriyle. Anlaşmasız geçişlerde ise mal geçişlerinde sınırdan büyük çatışmalar olurdu. Neydi omanlar? Silah değildi. Elbette. Uyuşturucu değildi. İşte 63 parça diye tabir ettiğimiz çatal bıçaktı. Porselendi. İlaç, kıyafet belki. Şeker, çay, buradan şeker, oradan çaydı. Kahveydi. Bazen sigaraydı tabii. Ya yani bunlardı. Hani normal bir ticaretin çok sıradan konusu olacak mallar bir ölüm riskiyle pazarlanabiliyordu ya da alışveriş. Üstelik de çoğu kez sanıyorum devletin onayıyla, yani bir şekilde, yani bunların hiçbiri fiili rüşvet yoluyla yapılıyordu bunlar büyük ölçüde. Yani onayıyla derken bilgisi dahil dediğim, onayıyla demeyeyim ama şimdi Sarhoş Atlar zamanında da aslında tam böyle bir hikaye vardır. Evet. Bilmeyen izleyiciler için belki şimdi biraz sonra rejiden arkadaşlar da görüntüleri verirler. Küçük erkek kardeşine bakmak için, daha doğrusu onun hastalığını iyileştirmek, ona gerekli olan ameliyat parasını bulabilmek için Ahmet'ti galiba ismi, şu anda hatırlayamadım ama. Evet, ben de bakayım bu arada. Kaçakçılık yapmak zorunda kalır diğer kardeşlerine de bakmak için. Aslında hani filmin konusu böyle özetlenebilir. Sınırda, bir Irak sınırındadır. Irak, İran, Türkiye sınırı. Irak, İran, Türkiye sınırında. Ve hakikaten oradaki trajediyi görürüz. Çünkü orada kaçakçılar, senin de bahsettiğin gibi, o karkış vakti, o korkunç mayın tarlalarından geçmek zorundadırlar. Ben o filmi seyrederken açıkçası şöyle düşündüm. Bu, yani bütün bu ortalığa savrulmuş gibi, sahibi o yokmuş gibi duran acılar bir şekilde... sanat aracılığıyla, sinema veya edebiyat ya da yazı aracılığıyla bir şekilde vücut buluyor. Bazılarına bütün bunları göstermek itici gelebilir. Şunu demek istiyorum. Mesela savaşı göstermek ya da bu tür trajik meseleleri konu eden politik filmler yapmak bazılarını itiyor. Çünkü diyorlar ki, yani bu estetize edilecek bir şey değil. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu nasıl yaptığın çok önemli. Oradaki hakikati sinema diliyle seyirciye nasıl aktardığın çok önemli. Ve tam da bu noktada da bu filmi çok önemsiyorum. Çok doğru diyorsun. Şimdi biraz önce alıntı yaptığım Sarro'nun kitabında da vardı. Başka, şimdi notlarım önümde değil. Başka bir yerden de almıştım. Şimdi hakikati pornografik hale getirmeden, müstehcenleştirmeden anlatabilmenin en iyi yolu budur. Evet. Yani saçılmış cesetler göstermek insanları hakikaten iter ve hakikatle bağ kurmayı zorlaştırır. Şimdi önümüzdeki haftalarda başka bu tür acı örnekleri üzerinden de konuşacağız. Evet. İşte sinema ve özellikle Bahman Hobadi bunu o kadar güzel yapıyor ki. Sarhoş Atlar zamanında o kadar hoş ironi de var. Yani o var. Acılarla baş etmenin ironiyi de gerektirdiğini, hayatta bir ironik bağ kurmadan bu kadar büyük acıların
kaldırılamayacağını da hissettiriyor. Şimdi hatırlayan izleyicilerimiz var tabii, mutlaka çoktur da. Atlar soğuktan ölmesinler diye kendilerine viski içirilir. Aynen. Ve atlar sarhoş olur. Atlar insanlardan daha kıymetli doğal olarak çünkü. Elbette. Katırlar hatta. Evet, katırlar diyelim. Evet. İşte çocukların bunu gözlemesi, şimdi gördüğümüz işte Eyyub'un, Eyyub aslında Eyyub diye yazılıyor işte. Bu arada tabii Eyyub Burç'a da teşekkürlerimizi iletelim. Evet, projenin, bu arada mimarı. Evet, hakikaten ve Defne'ye de selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletelim. Bu önemli. Evet. Yani acıyı insanlara kafasına katmadan ve irite etmeden, yani pornografik hale getirmeden, müstehcenleştirmeden. Ve sinema dilinin hakikaten o müthiş imkanlarını kullanarak. Çünkü özellikle bu filmde ve biraz sonra belki yine konuşuruz, Oscar ödüllü tarafsız bölge filmindeki planlar da hakikaten insanı bir şekilde hem o hakikatin içinde olmak ama aynı zamanda da iyi bir film izlemenin hazını veren filmler. Şimdi o filmin sonunda, sonunu söylemiyorum tabii izlemeyen seyirciler için ama şunu söylemek istiyorum. Mesela ben çok dramatik bir final beklerken aslında çok da iyimser ve umut vadeden bir şekilde sınırlar arasındaki bu mücadelenin, yani orada çünkü hem bir yoksulluk mücadelesi veriliyor hem bir hayattan kopmamak için bir mücadele veriliyor. Bunun mesela ben çok iyileştirici olduğunu da düşünüyorum. Aynı şekilde belki biraz sonra bahsederiz. Kıbrıs'ta Derviş Zahim'in çektiği Gölgeler ve Suretler de insanı çok iyileştiren bir filmdir. Yani nedir o kültürel parçalanmışlığı, bölünmüşlüğü, insanı hırpalayan o ötekileştirmeyi insanın sanat aracılığıyla içselleştirmesi ve hazmedebilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ne dediğini anladım ama şunu hani belki bir daha söylemek iyi olabilir. O acıyı içselleştirmek değil, acıyı aşmanın bir başka yolunu ya da, gösteriyor. Ya da öyle de ifade edebilir. Nitekim mesela bu Bachman Hobadi'nin filminde de onu gösteriyor. Yani bu sınırlar aşılır, açılacaktır. Yani bu kadar acı yaratan, bu kadar yapay, dışarıdan giydirilmiş, saplanmış bu hançer kalkacaktır. Yani bu kadar büyük acıları insanlar bu kadar saçma hesaplar için ebediyen taşımazlar, taşımamalılar. Aynen. Bunu da anlatıyor bize. Mesela Derviş de, Zaim de filminde ya Kıbrıs'ın o trajik bölünmüşlüğünü anlatırken bu olmaz, bu devam etmez, etmemelidir nitekim demek istiyor. Galasını sınırda yapmıştı. Benim bir başka programıma konuk olmuştu Derviş ve orada şu izlenimini aktarmıştı. Ya bu film için çok uğraştığını biliyorum. Kendisi de Kıbrıslı biliyorsun. Evet, 7-8 sene uğraştı bu filmle. Ve sonra neticede gala gecesinde sınırın her iki tarafından Türklerin ve Rumların aynı anda filmin aynı noktalarında çok benzer tepkiler göstermeleri ve çok ağlamaları gerçekten onu çok bir sinemacı olarak çok mutlu etmişti. Bu arada bir sonrakine geçmeden evvel ben tam da biraz evvel hani bu geçersizdir, mutlaka yıkılacaktır tespitini üzerine müsaade edersen benim çok sevdiğim John Berger'ın Kıymetini Bil Her Şeyin isimli kitabında İnadına Yaşamak diye bir makalesi var. Bu yazarın edebiyattan ziyade aslında biraz da meselelere gene edebi bir dille ama daha güncel bir gözle baktığı makaleleri içeriyor. Şimdi burada bu inşası hala devam etmekte olan Filistin Duvarı'ndan bahsediyor. Ve o oradaki izlenimlerini aktardıktan sonra, bu arada önünde durduğunuzda kendinizi bir İzmirli kadar ufacık hissediyorsunuz dedikten sonra şöyle bir bilgi vermiş. Diyor ki bu duvar bittiği zaman eşitsizliğin 640 kilometre uzunluğundaki anlamsız simgesi olacak. Şu anda 240. kilometrede. Eşitsizlik, askeri teknolojinin en gelişkin teçhizatına sahip olup kendi menfaatlerini koruma inancıyla savunmaya geçenlerle adlarından ve haklı olduklarının gün gibi aşikar olduğuna dair ortak inançlarından başka hiçbir şeye sahip olamayanlar arasındadır. İnadına yaşamak böyle bir şeydir işte ve bu geçersiz olacaktır. Aynen öyle. Şimdi tabii ben bu Sarhoş Atlar Zamanı Kürtçe ve Farsça, Persçe çekilmiş bir film. Onu da belirtmeden geçmek istemem. Evet. Bazı filmlerin orijinal adları o kadar çok hoşuma gider ki mesela bu da onlardan biri. Kürtçesi Dema Hespenser Hueştir.
O kadar hoş, o kadar şiirseldir ki acıyı bu şekilde paylaşabilmenin çok önemli olduğunu, yani başkalarını bu acıya katmanın, başkalarının acısına bakabilme ahlakı, terbiyesi iletmenin, buna aracı olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi mesela Kürdistan'dan konuşuyoruz. Roboski. Neden? Yani o insanlar nasıl katledilebilir? Bu nasıl, kim kime bu hakkı verebilir? O sınırı oraya koymuş olmanız... 15 lira sigara parası kazanmak için bu arada. Hiç, yani zaten mesele şu ki, oraya o sınırı koyduğunuzda iki yakayı birbirinden koparıp normalde bir bakkala gidip sigara alacak gibi yaşayabilecekken ölümü göze alarak gitmek. Kürtlerin en ağır travması, yani travması dediğim kendilerine ödetilen en büyük bedel aralarına örülmüş bu sınırdır. Şimdi biz bu sınırların işlevsizleşeceği bir döneme girdik, olacaktır da bence. Ve bu Kürtler arasındaki sınırlar kağıt üzerinde kalabilir. Ama kalkacaktır. O zaman göreceklerdir ki Kürtlerle yaşayan bütün diğer halklar. Hı hı. Yani Türkiye'nin bütün halkları. Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin bütün halkları. Aslında Kürtler üzerinden birbirleriyle de yakınlaşacaklar. Aynen öyle. Çünkü bu sınır hepsini birbirine yabancılaştırmıştır. Ve bir şekilde de düşmanlaştırmıştır. Süremizin azaldığı uyarısı geliyor. Öyle ben mi? Bu ara... Ne çabuk geçmiş. Evet, çok çabuk geçmiş. Benim aklıma bir dolu hikaye geliyor. Bence devam et hızla. Hızla, o zaman şunu söyleyeyim. Meşhur Tevrat'ta da geçen bir Babil Kulesi efsanesi vardır. Evet, evet. Zweig'ın buna dair çok hoş bir yazısı vardır. Özetle der ki, Tanrı bir şekilde insanların göklere yükselmek için birlik olduğunu görünce onların gücünden korkup, bunu bilmeyenler için söylüyorum, müdahale eder ve dilleri ve kültürleri ayrıştırır, anlaşamaz olurlar. Ama sonra yıllar içinde, binlerce yıl sonra insanlar tekrar o kuleyi inşa etti. Fakat şunu söylüyor neticede, diyor ki tarih hep bir şekilde kendini bu şekilde tekrar eder. O umutsuz bir adamdı, biliyorsun nasıl öldüğünü. Fakat ben bu manada umudu kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. O zaman o zaman umudu söyleyen Babil Kulesi'ni bir de umutla sözünü mü kestin? Yok, hayır, şunu demek istiyorum. Yani evet. bu Babil Kulesi'nin inşaatı insanlık tarihi boyunca devam etti ve her zaman devam edecek. Her zaman birileri o duvarları örüp o kuleyi yıkmaya çalışacak ama o kule bir şekilde tekrar çıkacak tamam, diye düşünüyorum. Tersine çevirelim ve o kulede hiç kötü olmadı diyebilelim şöyle. Hı-hı. Onu da Borges'ten anlatayım. Şimdi Borges çok kısa. Borges 3 dilde büyümüştür. İşte İspanyolca, İngilizce ve Fransızca. İşte bir diplomat çocuğudur, bir leppiyesi vardır falan. Belli bir, hiç dışarı çıkmayan bir çocuktur. Ve dünyadaki bütün dillerin sadece bu üçünden ibaret olduğunu sanmaktadır. İlk defa sokağa çıktığında başka diller konuşulduğunu, galiba İsviçre'deydi, oraya tayin edilmişti babası. Ve birdenbire şoke olduğunu söyler çocukluğunda. Nasıl yani? Başka diller de mi var? Olamaz. Yani insanlar hep bu dili konuşuyor olmalılar. Sonra diyor, ben bunun büyük bir zenginlik olduğunu gördüm. Zaten sinemanın, özellikle sinemanın, bu anlamda bu lingua franca, hadi neyse bu Türk kelimeleri kullanmayacaktık ama ortak insanlık dili olabileceğini, farklı dillerle pekala anlaşmanın mümkün olduğunu ve bunun büyük bir zenginlik olduğunu, kendisini kozmopolit yapan şeyin o üç dille büyümüş olmak olduğunu anlatır Borges. Dolayısıyla biz kuleyi inşa edelim ama ağaç gibi. İşte hayat ağacı gibi. Yani yapraklar birbiriyle ilişkili, bağlı, kökler, dallar hepsi birbiriyle ilişkili. Belki toprağın altında kalan o görünmeyen kökleri gökyüzüne doğru açıldığını göstermek lazım insanlara. Çünkü aslında önemli sembollerden bir tanesi de köklerin göklere doğru açıldığı evet, halidir. Son dört dakika diye. Peki o zaman Derviş'in filminden de kısa söz edelim. İstersen, başka ne vardı? Şu tarafsız bölgeden tarafsız, biraz bahsedeyim. Kısaca onu sen anlat. Ona dair izlenimi söyleyebilirim. Yugoslav yönetmen Tanović'in filmidir. 2001'de Oscar almıştı. No Man's Land orijinal evet. ismi. Tarafsız bölgede Bosna tarafından ve Sırp tarafından bir şekilde savaşan iki askerin sınırda buluşup birbirleriyle savaşmasını ama aynı zamanda ortak bir mücadele vermesini anlatır. Bence sinematografik olarak da kıymetli bir film ama orada sen biraz evvel başkalarının acısına bakmak dedin ya, Susan Sontag'ın çok güzel bir kitabı vardır.
Orada dışarıdan insanların, yani tarafsız olduğunu iddia eden mesela Birleşmiş Milletler'in, gazetecilerin, kimi televizyoncuların aslında çok da tarafsız olmadığını gösterir ve o ikiyüzlülüğü çok iyi anlatır. Ve bütün bunlar aslında tam bir sınırda geçer ve insanların, daha doğrusu modern dünyanın sadece duvarlar vesilesiyle değil ama bu araya çekilen korkunç fiziki sınırlarla da birbirlerine nasıl düşmanlaştırıldığı anlatılır. Ben onun için önemsedim o filmi. Bilmiyorum, doğru, hatırlıyor musun ama. Doğru, çok önemli. Hatırlıyorum. Ben bunu yüksek lisans ve lisans derslerimde yıllarca ders konusu olarak izlettim Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Çok önemsediğim bir filmdir. Anman da bu, güzel oldu bu açıdan. Galiba sonlara yaklaşıyoruz. Bir iki şey söylemek isterim de sona doğru. Bir defa hani bu sınırlar Türkiye açısından düşündüğümüzde sadece öyle coğrafi bir olgu değil, siyasi bir olgunun da ötesindedir. Bu sınırlarla birlikte Türkiye halkına, Türkiye halklarına diyelim, bir kafes giydirilmek istenmiştir. Bu kafes aynı zamanda hafızayı da silme ya da sıfırlama ya da hafızayı kendi istediği gibi yeniden biçimlendirme imkanı da verecektir. Öyle hesap edilmiştir. Şimdi sınırın öte yakasındaki Ermeni'nin bizim bu şimdi yaşadığımız Anadolu coğrafyasının toprağının bir ağacı olduğunu unutturmak istemiştir bize. Irak'taki Kürd'ün, yani Güney Kürdistan'daki, Suriye'deki, Batı Kürdistan'daki Kürd'ün, İran'da, Doğu Kürdistan'daki Kürd'ün bambaşka dünyalarda ya da gezegenlerin insanları olduğunu bize belletmek istemişlerdir. Şimdi Türkiye halkları ruhlarına, bizler hepimiz ve zihinlerimize giydirilmiş bu sınırları önce burada yıkmak zorundayız. Evet. Yani zihinlerimizde yıkmak zorundayız. Sınırlarda dolaşmak kolay iş değildir. Hiç. Bu sınırlarda dolaşan insanlar hayatlarını verdiler. Yani fiziksel sınırlarda dolaşanlar. Evet. Daha bir adım ötesi ya da ondan bir adım sonra gitmek için de kendi ruhlarımızın ve zihinlerimizin, alışkanlıklarımızın, ezberlerimizin her ne varsa sınırlarını zorlamamız gerekiyor. Duvarlarını yıkmak zihinlerdeki. Kolay değil. Biraz evvel söyledim, o zaman tekrar ederek kapatalım. Herhalde bitti süremiz. O bitti. Kainat bitti mi? Tamam. Toparla sen peki, istersen. Peki, yani kainatın boşluğuna saçılan acılar bir şekilde bir yerde hayat buluyor. Biz de önümüzdeki haftalarda bunu konuşmaya devam edeceğiz sanırım. Evet. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Ağacınız hep güzel olsun. Hayat ağacınız. Evet, hoşça kalın. İyi günler, iyi haftalar.